Sitemize gelen bir soru şöyle. Bazı insanlar Bedi kelimesi Allah'ın ismi olduğundan Said Nursi için kullanılmamalı demektedirler. İzah eder misiniz? Evet. Yani bu soru aslında cevabı belli ama bazıları ideolojik olarak şeytan akıllı insanlar bunu ortaya koyuyorlar. Bizim bunlara zaten diyecek bir şeyimiz yok. Ama gerek onlara takılıp da acaba yanlış bir şey mi var diyen âmi insanlar, avam insanlar. Gerekirse de ilmi olmayan ama onlardan değil de kendi içinden bu manada nefsin ya da şeytanın geçirdiği manalarla vesveseye girmiş olan insanlara evet. Birkaç cevap vermek lazım. En evvel şunu diyelim. Bu Bediüzzaman dediğimiz şey bir isim değildir. Bir ünvandır. Ve bu ünvanı Bediüzzaman kendisi kendine takmadığı gibi anne babası da doğumda kendisine bu ismi lakabı verdikleri değil yani. Böyle bir şey vaki değil. Siirt uleması, Bidlis uleması, özellikle Siirt uleması Molla Fethullah başta olmak üzere. Evet. Harikulade bir zekaya, hıfza, ondan sonra muhakemeye malik olan, küçük yaştan beri böyle insanlar içerisinde, alimler içerisinde mübahaselerde çok ciddi manada fikirler beyan eden, ondan sonra Makamat-ı Haririye dediğimiz bir kitabı bir defa okuyarak, bakarak ezberleyen, yani bir sayfaya bir defa bakıyor, ezberliyor. Evet. Sor diyor mesela. Böyle bir zata o zaman kendileri demişler ki, bu zat Bediüzzaman-ı Hamedani'ye çok benziyor. Bizim de Bediüzzaman'ımız bu olsun demiş ve Bediüzzaman ünvanını hakkıyla o zata vermişler. Şimdi bu zatların hepsinin ilmini nazar almak lazım. Yani en evvel şunu söyleyelim. Yani hani Bediüzzaman kendisine bunu taksa oturup bunun muhakemesini ayrıca yapalım ama öyle değil. Yani ilmi kariyeri yüksek olan yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce medrese talebelerine yetiştirilmiş. Cenab-ı Hakk'ın isimleri hangisi? Hangi isimler insanlara takılabilir, hangileri takılmaz? Hangi isim insana takıldığı vakit hangi manayla takılır gibi meseleleri iyi bilen insanlar bunu takmışlar. Yani evet. Evvel bunu ifade etmekte fayda var. İkincisi, yani şer-i şerife göre Cenab-ı Hakk'ın Allah ve Rahman isimleri hariç çok isimleri insanlara da takılabiliyor ki Efendimiz Aleyhisselam bu manada çok isimleri vardır. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'ın Cemil ismini takıyoruz mesela. Ondan sonra Burhan ismini takıyoruz. Bunlar hep Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından. Ondan sonra bunları taktığımız vakitte annesi babası takıyor herhalde. Kendisi kendisine bu ismi taktığı halde kimse bu manada itiraz etmiyor da. Büyük büyük alimlerin bir zata, o da tarihte birkaç kişiye takıldığı halde, parlak zatlara takıldığı halde Bediüzzaman gibi bir zata da böyle bir ünvanın takılmasını niye akıldan uzak görsün ya da niye medarı tenkit olsun? Bunu da iyice düşünmek ve tahlil etmek icap ediyor. Şimdi Bediüzzaman meselesini isterseniz bir tahlil edelim. Ne demek? Bedi'a kelime olarak eşi benzeri olmayan, hayret verici güzellikte olan, garip, acip, benzeri olmayan şeyleri vücuda getiren, kimseye benzemeyen, icat edici olan, halık ve hallak-ı cihan olan, beğenilen, yeni bulunmuş ve görülmedik tarzda olan gibi manalara gelir. Şimdi bakın, burada en azından 10-12 tane mana verildi Bediaya. Şimdi biraz daha diyelim mesela kamuslar getirilse, başka lügatlar getirilse, Arap, Fars, başka şeyler bu manada diyelim mesela getirilse ve tarih boyunca kullandığı alanları getirilse belki 20 tane, 30 tane, 40 tane mana çıkabilir. Bütün bu manaların hepsini bir tek manaya, yani semavat ve arzın halıkı, mesela bediyoz semavati vel arz gibi, evet. Bu manadaki bir manaya sadece münhasır kılmak ve bedi ismini ya da ünvanını kim taşıyorsa bu da şirke girmiştir demeye getirmek çok büyük bir yanlış, çok büyük bir haksızlık ve cehaletin ötesinde ciddi bir problemin göstergesi. Garez eseri yani. Garez var yani. Evet. Bunu da ifade etmekte fayda var. Şimdi eğer bir manaya münhasır olarak bunu kabul edersek, o zaman çok Esma-i Hüsna'dan ve Kur'an'da geçen ifadelerden çok kelimeleri getireceğiz, bir tek manaya münhasır kılacağız. O zaman bütün Türkçemiz ve Arapçamız ayta bitecek. Dolayısıyla bu gibi manaları artık kullanamaz duruma gireceğiz. Örnek vereceğiz.
Mesela bedia kelimesinin birçok manası vardır ve bunlardan birisi de benzersiz yaratmak manasıdır ki bu mana ancak Allah için caiz olur. Benzersiz yaratan, benzersiz yaratmak ancak Allah içindir. Bunu kalkıp da değil Bediüzzaman'a, peygambere de kullansan yanlış olur. Müşrik olursun yani. Bu mananın kullar için sarf edilmesi caiz olmaz bu mana itibariyle. Ama aynı kelimenin başka bir manasını başka bir kulvarda kullanılması caizdir. Dil kaidesini bilmeyen avam bir insan kelimenin Allah hakkındaki manasını görünce şaşırıyor. Halbuki bu tip kelimeler çoktur. Mesela Arapça dilinde aile reisine idareci anlamında Rabbul Beyt denilir. Bak, idareci, evin idarecisi, Rabbul Beyt, evin idarecisi, evin Rabbi. Buradaki Rab, terbiye etmek, ondan sonra yaratmak, ondan sonra halden halde geçiren anlamındaki bir ismi ilahi değil ki. Yani Allah'ın Rab ismi kastedilmiyor. Buradaki idarecilik vasfı anlaşılıyor. Evet. Oldu mu? Yani bu zat, bu evin direğidir. Direk değil bu adam. Oldu mu? Yani adam direk değil yani. Bu adam bu evin direğidir demekle bu evin adeta neyidir? Kayyumudur. Kayyum da değildir. Kayyum Cenab-ı Hakk'ın ismidir. Ayakta tutanıdır manasında. Yani o olduğu için bu evdeki insanlar rahat hareket edebiliyor, yaşayabiliyor. Bütün bunların rızıklarını sebepten noktasına temin eden bu zattır. Bu olduğu için hepsi rahattır, ilahir. Bu olmadığı vakit, bir direğin, çadırın direği kırıldığı vakit nasıl ki çadır düşer. Ondan sonra bir fabrikanın temelleri ya da onların sütunları kayyum hükmündedir. Kırıldığı vakit fabrika nasıl çökerse, bina nasıl çökerse, bu zat da kırılırsa bu evde çöker demektir. Yoksa kayyum denmez ki. Ama mecazi manada kayyum denir mi? El cevap denir. Bir binanın sütunu da, betonarmesi de o evin neyidir? Binanın kayyumudur. Evet. Olur mu? Bir idareci, bir fabrikanın, bir iş yerinin, bir işletmenin kayyumudur. Ama Allah'a kayyum dendiği gibi buna kayyum diyemezsiniz. Ondan sonra siz şirke girdiniz derseniz o zaman çok meseleleri, değil mi? Biz muallakta bırakacağız. Evet. Çok İslami eserler, çok kütüb-ü İslamiye, Allah muhafaza şirke girmiştir diyeceğiz. Hemen hemen hepsi yani. Bakın dediğimiz gibi Araplar Rabbul Beyt diyor. Kim bu adam? Evin idarecisi demek. Haşa bu evi yaratan, evin içindekileri yaratandır anlamını sen çıkarırsan o da senin problemin. O da senin yanlışın. Eğer bilmediğinden dolayı soruyorsan eyvallah. Ama bildiğin halde insanların akıllarını karıştırmak ve insanlara bu manada vesvese vermek, şüphe vermek manasında kullanıyorsan Allah muhafaza ciddi manada bir problemle karşı karşıyasın diyoruz ve git aklını tedavi ettir diyeceğiz yani. Çünkü bunu insanlara devamlı vermeye çalışmak, insanların şüpheye girmelerine bu manada çalışmak Allah muhafaza ciddi manada bir sıkıntının göstergesi. Şimdi bu bedia ifadesinde geçen bir mana daha vardı. Ne diyor? Beğenilen, yeni bulunmuş ve görülmedik tarzda olan. Beğenilen ve yeni bulunmuş ve görülmedik tarzda olan. Yani Bediüzzaman'ın izah tarzına bak. Hiçbir alimin izah tarzına benzemiyor o zamanki. Risale-i Nur 12 tarikatın zübde ve esasıdır, özetidir diyor mesela. Değil mi? Evet. Şimdi bakıyorsun ki tarikata böyle al kitap oku öyle bir şey yok. Ama onlardan maksud olan o yüksek marifetullah derslerini Risale-i Nur'un derslerinde rahat bir şekilde ne yapabiliyorsun? Görebiliyorsun. Ondan sonra tesbihatta okunan o Esma-i İlahiye, ondan sonra o manadaki salavat-ı şerifeler tarikattan maksud ve matlup olan neticeleri çok bedi bir şekilde veriyor. Dolayısıyla Bediüzzaman kendisine de Bediüzzaman dediği gibi Garibüzzaman da diyor mesela. Değil mi? Bu gibi tabirleri de kendisine ne yapıyor? Kullanıyor. Ne demek? Yeni görülen. Garip. Yani insanların meluf olmadığı, insanların alışık olmadığı tarzda irşat yapan, ondan sonra tesbihat yapan, ondan sonra kitap yazan, eserleri izah eden anlamına da gelebiliyor. Üstadın ünvanının başındaki bedi kelimesi zaman kavramıyla beraber zikredilmesinden. Bedi'üz zaman. Ha şimdi bak sadece bedi demiyoruz. Zamanın bedisi. Böyle kullandığından dolayı manası özelleşiyor.
ve Allah hakkında olan manaları da saf dışı bırakıyor. Yani Allah her zamanın bedisi. Allah her mekanın bedisi. Her mekanı mükemmel manada yaratan anlamındadır. Oldu mu? Evet. Şimdi bu manada baktığın vakit bediüzzaman denmesi meseleyi biraz daha dar çerçeveye getiriyor. Ve bu zamanın garibi, bu zamanın bedisi, mükemmeli, bu zamanın en güzel şahsı manasında kullanılmasında bir mahsur yok. Efendimiz Aleyhisselam'a bediüzzaman dense ne anlama gelecek? Değil mi? Ya da bedi'ü külli zaman mesela dense, bütün zamanların bedisi dense, bütün insanlık tarihinin en güzeli, eşsizi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ındır dense, haşa burada insanlar şirke mi girmiş olacak? Denilmeye de layıktır. Zaten çok yerlerde de bu manayı ifade eden kelimeleri, şeyleri kullanıyoruz. Hadis-i Kudsi'de levlâke levlâk, sen olmasaydın ey Habibim, ben kainatı yaratmazdım. Ne mehalaktul eflek. Yani felekleri, kainatı yaratmazdım. Ne demek? Sen öyle bir bedi zatsın ki, öyle insanların yaratılmasına vesile olan mükemmel işleri yapıyorsun ki, yaptın ki, ben de senin hürmetine bütün kainatı halk ettim. Zaten bu gibi şeyleri de yine inkar eden bu gibi zatlardır. Yani böyle bir rivayet olmaz diyor mesela. Her aklına uymayanı sen oturup da inkar edersen, dünyada kalacak bir şey kalmaz. Sana ruhu ben anlatabilirsem, ki ruhtan çok az şeyi size bildirilmiştir ayet-i kerimesine göre, insanlar fazla ruhtan fazla bir şey bilmez. Hı. Ama hakikaten farz edelim ki ben ruhu anlatabildim her şeyle. Ben inanıyorum ki bu gibi zatlar ruhu inkar edecek. Görmeyi anlatabilsem bu gibi insanların da görmeyi inkar edecek. Niye? Akıllarına uymayan her şeyi inkar etmeye alışmışlar çünkü. Ben bir defa bir makale okudum. Diyor ki şu anda ışık buradan giriyor ama görenin göz olduğunu zannediyoruz. Oysa beynin arka taraflarında bir yer var. Görme orada oluşuyor diyor mesela. Sen biyologsun gerçi, daha iyi biliyorsun bunları. Elektrik sinyali. Şimdi bunu bu manada biz ne diyoruz? Bunu bir alim söylemişse, yani alim derken bilim adamı, bu işin uzmanı söylemişse el cevap demek ki öyledir diyoruz. Demek ki doğru, ben niye inkar edeyim? Niye itiraz edeyim yani? Oldu mu? Şimdi bunu bir bilim adamından duyduğun vakit bana da çok garip geldi bu ifade. Kabul ediyorsam, etmek durumdaysam, Bediüzzaman gibi, İmam Gazali gibi bir zatın söylediği bir manayı sen kalkıp da niye inkar ediyorsun? Bu da bir ilim adamıdır. Bu da Kur'an-ı Kerim'de benim görmediğim bir şeyi görmüştür, keşfetmiştir de ve ondan istifade etmeye çalış. Her şeyi inkar edersen sen de her şeysiz kalırsın yani. Hiçbir şeyin kalmaz. Değil mi yani? Evet. Bir de Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da bir yerde bu ariyeten ve emaneten bende olan bu lakabı daha sonra Risale-i Nur'a veriyorum. Evet. Yani Risale-i Nur'un ismiydi aslında. Çok güzel. Benim için kullanıyorlardı ve daha sonra ben Risale-i Nur'a geri iade güzel ettim diyor. Yani bana emanet verilmiş, evet, olan bu lakab çok güzel. Şimdi Risale-i Nur'a baktığımız zaman da siz de biraz ifade ettiniz. Yani ne şarkın ulumundan ne garbın fünundan alınmış değildir diyor. Evet. Yani şarkta yazılan eserlere bakıyoruz. Garpta filozofların yazdığı eserlere bakıyoruz. Doğu ve Batı'nın ilimlerinden çok farklı bir ilim ortaya koyuyor. Akıl ve kalbi birleştirerek birleştiren bir ilim. Risale-i Nur'un verdiği ilim de farklı, çok eşsiz olduğundan bu ismin hem Üstad Hazretleri hem de Risale-i Nur için kullanılması gayet normaldir ve layıktır yani. Ya. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah razı olsun.